Senin bu olayla alakan var mı dayı? Tek soru. Tek cevap. Bana net ol dayı. Ben yedim onu. Ben yedim, sen rahat ol. Kimse bizi dinlemez. Sen bana cevap ver. Şahin'in işi. Bitti diyordun ya. Zafer yemekleri falan veriyordun. Kızı falan diyordun. Bitmedi mi? Sağ olsun. Yeter ki o sağ olsun benim kardeşim. Ama biliyorsun bizim peşimizde. Onun düşmanı değil anca müttefiki olur. O iş öyle değil Ferhat. Adam bizi mezara sokmak istiyor. Bizi hapse tıktırmak için uğraşan birisi müttefiki değil ancak rakibi olur. Ama Şahin rekabetten hoşlanmaz. Adam bizi içeride değil toprak altında görmek istiyor. Bunun içinde en fazla bir yıl ömrü var. Bunu anlamıyor musun? Adliyedeki muhbirime sordurdum. Sevgili kardeşin Şahin'i araştırmaya başlamış. Onun da kulağına gitmiş olacak ki ipini çekmiş. Bunun hesabını verecek bana. Benim kardeşime sıkmak neymiş, bunun hesabını verecek. Sen çok değiştin Ferhat. Ne değişmesi dayı? Ne değişmesi? Benim kardeşime sıkana sıkmayayım mı ben? Benim kardeşime sıkana sıkarım. Onu bulmayayım mı? Polisle işbirliği... Onun hesabını sormayayım mı dayı? Polisle işbirliği yaparak mı? Karının abisiyle mesela. Sıkıntı yok. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Var. Yok. Bir sıkıntı var. Neymiş? Yalan söylüyorsun. Ben yalanı senden öğrendim dayı. Söylesem de anlamazsın ki. Anlar mısın? Bu başka Ferhat. Mesele aşk. Mesele Aslı. Seversen bunu istediğin kadar saklamaya çalışıp beceremezsin. Kimse beceremez. Sana kaç kere sordum Aslı'yı seviyor musun diye. Bana hayır demedin. Çünkü cevabın belli. Bu da benim canımı sıkıyor. Sıkacağın iyidir çıkmaz. Rahat ol. Ama sen yaşlanmışsın be dayı. Duygusallık az safhada yani. Beni o duygusallığa katma. Ben onlardan değilim. Bilmeden de hakkımda sakın bir daha hüküm verme. Aslı ile evlenmemiş olsaydın şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktı. Ama sen ilk günden ona sahip çıktın. Abisini kurtardın. O da senin hayatını kurtardı. Bence dikkatli ol. Tehlikeli sulardasın evlat. Her zaman yüzeriz o sularda biz. Ama eyvallah. Söylediklerini dinleyeceğim. Eyvallah dayı, eyvallah.